Dur. Dur hemen o sallanıyordu. Arkadaşlar bıyıklı matematikten çaldım demeyin de isimlendiğim bir video hoş geldiniz. YKS'de çok az bir süre kaldı. Ben de böyle bir pazar videosu çekmek istiyordum ve aklımdaydı. Bu dedim ki niye yapmıyoruz? Az önce de başka bir şey çektim. TYT sosyal nasıl halledir? O da yakında çok yakında kanalda olacak. Bayağı da yoktum geri döndüm YouTube'a. Şimdi arkadaşlar bugün konuşacağımız konu mevzu felsefesi. Yani mevzu felsefesi topu. Yani mevzuna kaldım. Yani direkt arkadaşlar şimdi soru söyleyeceğim. Şu an mevzuna kalmayı düşünmüyor için daha çok erken. Şimdi en azından ya ben zaten daha çalışmıyorum yani bıktım mezuna kalayım sonra çalışırım dersen çalışmazsınız. Ne yapacaksın? Yani yüz yumuş gibi yapacak mısın? En azından başla şimdi. Yani attım 40 nettesin sınıfı kadar o da 55 net. Tamam mevzuya 55 nette başlamak var 40 nette başlamak var. Yapabileceğiniz en iyisini sınav kadar yapın ki her şeyde karda olacaksınız. Bu sene üniversite kazanmazsınız seneye kazanacaksınız. Ama seneye yani, ne bileyim 2024 Eylül ayında böyle başladı tekrar çalışmalara. Başlarsın adam salmış. Ama ben farklı tuttum. Şey unuttum. TT çıkıyor 30. Sen biraz çalışmıyorsa pes etmemişsin. Kazanamamışsın ama en azından biz temin olmuş. Başlamışsın 60'la 70'le. Bunlar için çok güzel netler. O aylar için. O yüzden size tavsiyem şu. Yani ben de bir öğrenci. Ben 12 sene öğrencisi mezun değilim. Hayatta mezun kaldım. Bak. Büyük konuşurum. Ben bir sene şu sınav çalışamam. Ben zaten 12 yıllık eğitim bürdüm hayatımda. İlk ulaş. Bir LGS zaman ders çalışıyor gibi oldu ama onu da test kitabıyla bitirmemiştim. Ama şimdi de 3 tane test kitabı bitirdim YKS için. Çoğunun sonuna ortada falan geldik. Böyle bir Mart'ta daha büyük bir çoğunluğu bitireceğiz. O yüzden mevzuda kalmak için daha çok erken. Bir de şunu görüyorum ya bıktım ders çalışmaktan yani mevzuda kalacağım. Mevzuda kalınca ders çalışacağım mı? Şimdi sövüyorum. Ya, okul var şey var çok bıktım ya ders çalışmak istemiyorum diyorsun. Sonra mezun olacaksın. Okula mezun olacaksın. YKS'ye giden arkadaşın yok. Belki en yakın arkadaşın üniversiteye gidecek. Kütüphaneye gideceksin. Sosyalleşemeyeceksin ve belki o yüzden sıkılacaksın. Tabi arkadaşlar mevzuda kalmak güzel olabilir ama belki o zaman da bakacaksın. Nereden biliyorsun bakacağını? Yani seneye Mart gelecek. Ya kaç senede çalışıyorum? 2 seneye kadar çalışıyorum bak bıktım artık olmuyor diyeceksin. Üstüne bir baskı inecek. Arkadaşlar ben bunu gerçekten mevzuda kalan arkadaşımla konuştum. Yani bıkkınlık oluyor diyorlar. Bizim arkadaş vardı. İse kazanamadı. Mevzuda kaldı. Onu da kazanamadı. Bu sene tekrar hazırlanıyor. Allah'tan sayısal diye biliyorum. Sayısal da benim rakibim değil. Bana bulaşmıyor yani. Adam o kadar çok bıkmış sıkılmış ki. Ara bile bile hayatta birkaç sene için heba etmiş. Arkadaşlar yapabiliriz en iyisini yapmaya odaklanın. Yani sınava yani şöyle de bazı hocam mesela yani sınava bir deneme çözü gibi yaklaşın diyor ama hani ben o sınava varamıyorum o sınavda harcar. Bir deneme gibi yaklaşmazdım şahsen ben. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem benim şu yapabiliriz en iyisini yapmaya çalışın. Yani mezuna kalmak evet bazı fantastik geliyor. Ama şimdi mezuna kalıp şu insanlar vardı düzenli çalışıyordur. 70 nettir ama hedefi 110 net demektir. Çalışacaklar mezuna mı kaldı? Devamlı çalışır. Tamam bunun hiçbir sorunu yok. Zaten buna bir şey diyemem ama harbiden çalışmış. Ben daha az çalışmış hak etmiş insanlar. Ama böyle ya 60 dedi be ben bıktım ben ya. Ya sen neyse bıkarsın zaten. Ya sen halinde çalışmış mısın 60 dedi yapmışsın. Bu zamana kadar ben bıktım. Ki ben de bu arada 60 dedi yapıyorum. Demek ki ben az çalışmamışım. Adam çalışmış, çalışmış 80 ile 90 netlerde en kötü 70 yapıyor. Ya yani ben diyor daha iyisini elde ediyorum mezun kalabilirim diyor. Bu adam mezun kalacak. Kafayı yiyecek ve en son o üniversite kazanacak. ODTÜ'yü, koştuğu kazanacak. Ama sen gidip burada çalışma çalışma ya sen mevzu kalanıza yaparım dersen mevzuya kalıcı yapamazsın. Çünkü sen çalışmıyorsun ve mevzu kalıcı da belki çalışmayacaksın. Ama bazı akıllı insanlar böyle düzenli olarak çalışacak. Olmadı mı? Sete kazanacak ve kazanacak. İstikrar önemli arkadaşlar. Şu an siz istikrar yapamıyorsunuz. Sen de yapamazsınız. Şu an o mevzuya kalıcı adam oturup daha çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben zaten mevzuya kalacağım. Ben daha çalışmayayım. Ya böyle olmaz. Olmamalı. Bir bak bir arkadaş çok görüyorum. Ben 12 sınıf mezununa bir şey demiyorum zaten. Onlar adam... 12 sınıf mezunu ya. Geçen sene mezun olmuş insana bir şey demiyorum. Zaten çok hızlı konuştum burada da. Ha mezun muhabbeti biraz daha benim ama bu zamanla için saçma geliyor. Ya 2 Mayın ile mezun kalmayan şu an insan vardı ya. 2 Mayın sen başlardı sıfırdan. Kumluyu bitirip üste tekrar ederdin. Adam mezun kalma muhabbeti düşürdü. Belki bir sene heba etti. En azından şu 3 ayı mevzu kalan psikolojiyi düşünmeyin. 3 ayda yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Ve o üniversite kazanmak için varabiliyorum ortaya koyacağım diye arkadaşlar. Benden bugün bu kadardı. Oh valla uçan yoruldu ya. Dedim ki yani mezun muhabbeti ta gerçekten erken. Ne zaman mezun olmak diye basit biliyor musun? Sınavın geleceğinizde değil. TYT biter, AYT biter. Çıkarsanız o zaman derslikleri düşünebilirim. Sonuçlar çıkılır. Tamam o zaman psikolojiye bilirsiniz. Ama şimdi ta çok erken. Dediğim gibi en iyi odaklanın ve o üniversite kazanacaksınız. Size güveniyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.